Evet, Tayland'dan beklediğimiz paketimiz an itibariyle elime ulaştı. Aslında an itibariyle değil, bayağı oldu ulaşalı. Ancak fırsat bulabildim, buraları toparladım. Bayağı bir gelişme var. Size çok güzel bir haberim var demeyeyim, sürpriz olsun. Kendi adıma söyleyeyim, benim bu zamana kadar kurup kuracağım, görüp göreceğim en iyi sistem olacak burası. Çok güzel haberlerim var, bekleyin görün. Yani ne umuyorduk, neler oluyor? Birkaç video sonra görürsünüz kısmetse. Neyse, şimdi konumuz betalar. Arkadaşlar, Tayland'dan ithalat yapıldı. Bunu Kerim kardeşim sağ olsun bir arkadaşıyla beraber yaptılar. Hatta ikisi de betacı. Sigmagvaris YouTube kanalıyla zaten bizim çok uzun zamandır katıl abonemiz. Ve kendisi benim realde görüştüğüm, İstanbul'a gittiğim zaman mutlaka beraber kaldığımız, görüştüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeyen bir kardeşim. Hatta Igon aldığımız videoda var. Birçok videoda var. Aa, benim mekana Kırıkkale'ye geldiler. Benim dükkanda, ondan bir önceki dükkanda videolarımız var. Var oğlu var. Kerim bizden yani, yabancı değil. Şimdi gazeteler kafanızı karıştırmasın. Rafet abinin kolisini hazırlıyoruz. Şu anda sayarak. Half moon fil kulak. Yerleştirdim. 1, 2. Neyse, ben bunları şöyle güzelcene yerleştireceğim. Öyle dizeyim. Sonra geleyim. Şu an koliyi hazırladık Rafet abinin. Üstüne işte yazılması gerekenleri yazacağım. Sonra yola çıkacağız. Şimdi çıktık yola. Buradan otogara yaklaşık 1 saat sürecek. Elimde yaklaşık bir 20 kilo civarında bir koli var. Gidiyoruz bakalım. Şu anda otogardayız. Geldik. Burada bir dilek ağacı var. Şimdi koliyi gerekli otobüse verip evime döneceğim diye umuyorum. Hadi geçelim. Koliyi verdik sonunda. Buradan sonra top Rafet abi de. Hayırlı olsun yeni balıklar. Bütün herkese, hepimize hayırlı olsun. Şimdi böyle bir ithalat. Tayland'dan geldi İstanbul'a. Kaç adet olduğunu, yani ben şu an aldığımı biliyorum ama ithalatta totalde kaç adet olduğunu bilmiyorum. Yüzlerce beta geldi yani. Onu tek tek paketleri açıldı. Kerim sağ olsun görüntülü aradı. Tek tek seçildi. Ve ben sizlere bu kanala yine yakışanı yapmak için tabii ki öncesinden ne var ne yok arakladım. Hepsini seçtim. Çok güzel betalarımız var. O zaman bir kutu açılımı gelsin mi? Meşhur akvaryum odası kutu açılımı gelsin mi? Şöyle heyecanlandırayım mı videoyu? Uzun zamandır böyle heyecanlı video çekmiyordum. Hadi o zaman şöyle bir kutuyu bismillah diyerek açalım. Aha. Lan. Ay, bunu da göstereyim dedim size. Ben bunu bırakamadım. Ben bundan vazgeçemedim. Bu da benden vazgeçmiyor. Gönderiyorum. Dışarı bırakıyorum. Gitmiyor. Buralarda takılıyor böyle benimle. Oynuyor. Zıplıyor. Hucumun oldu. Hucumun. Yürü. Gelelim buraya. Ne bu? Bir tane not var. Sigmagvaris gurura sunar. Balıklarımız Tayland'dan sizin için özenle seçilip güvenli şekilde ülkemiz topraklarına indirildi. Ve siz değerli objelerin beğenilerine sunuldu. Allah Allah. Akvaryum odası ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ithalatımızda destekler için Rafet abi çok teşekkür ediyorum. Bu değerli özel balıkları size layığıyla sunacağına şüphem yok. Bu işin başından beri beni teşvik etmesiyle birlikte yaptığımız fikir alışverişiyle büyük katkıları oldu. Ne kadar teşekkür ederim. Estağfurullah kardeşim. Daha pek çok çeşitli balıklar için çalışmalarım sürüyor. Aynen öyle. Kerim'le beraber nice ithalatlarımıza, nice güzel canlılara inşallah. Kerim teşekkür ederim kardeşim. Dediğim gibi betacılar, Kerim'in kanalına bak, logosu bile beta adamın. Adam betacı baba. Adam olmuş beta. Şimdi bu ışıklar ne kadar görünür bilmiyorum. Diğer ışığını açmadım. Balıklar bir pat diye böyle aydınlık bir ortama girmesin. Hafiften loş bir ışık olsun diye. Bir dolu dişi görüyorum. Yumurtalı dişi görüyorum. Görüyorum der iyi oldu. Daha önce sıkıntısını yaşadık. Abi hep erkek beta getirdin, neden dişi yok dediler. Ben de bir daha onu yaşamamak adına hem dişi hem erkek beta getirdim. Benden aldığınızda ister tek erkek alabilirsiniz, ister dişi alabilirsiniz. İsterseniz de kardeş ben eş alacağım, bunları üreteceğim derseniz de eşli bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle bir üstün körü bakalım bence. Vay. Dişiye bak, dişiye. Şey gibi de duruyor, ribbon gibi duruyor altta. Sanki şeyleri kurdele gibi. Dur diğerlerine de bakalım da tek tek hepsine. Akvaryumda bakacağız asıl. Akvaryumda hepsini bir görelim. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bizim bu ufak kare akvaryumlar var ya. Beta akvaryumları benim. Onları şu orta hazineye alayım. Şuraya. Zaten geçici olarak duracak. Yani betalara. Ya aslında şu tam benim istediğim gibi de. Hatta arkayı da boyayabilirim. Bunu yapacaktım da katlı böyle tek tek dizecektim. Şimdilik tabii. Hani betalara kalıcı ve her beta geldiğinde cuk diye oturacak yer yaptıracağım. Merak etmeyin ama. Şu an böyle bir görsel açıdan buna mı yapsam dedim de. Bu da ışık var elimde işte. Onu şöyle dolandırdığım zaman buradan indirip tekrar aşağı almam lazım. Arkayı kesip arkadan mı? Ya gecenin kaçındayım şu an. Gece 2 mi 3 mü şu anda? Hiç uğraşmak istemedim. O yüzden şey yaparız. Bu led var ya. Led'i şuradan ben yapıştırırım, şöyle bir ışık olsun alttan şuraya. Buraya da dizeriz. Dişleri bir araya koyacağım zaten. Akvaryum da var da saklama kabım da var.
Hatta yavruluk mavruluk var benim şu bir önceki dükkandan kalan. Yeni bir malzeme stoğu yapmam lazım. Bu yavrulukları zaten ben kendime ayırmıştım. Bu yavruluklara da ekstra ayırırız. Bir şeyler yaparız şu aksutların akvaryuma. Oradan hallederiz. Olmadı. Tamam. Ben şimdi o zaman şu kare minnakları bir poroçözlü bir güzel kireçlerini alayım. Onlar bir yıldır duruyor. Aha telefon çalıyor. Evet, ikinci gündeyiz. Dün gece burada kaldım. Gece boyu bayağı bir uğraştım. Bunlar bir önceki dükkandan hatırlarsınız. Hatta bunlar bir önceki dükkandan sonra kışın eve gittiler. Evden kışın ithalat yapıp hatırlıyorsanız çamur zırzıpları, betalar, Japon balıkları, bebek yüz Japonlar getirmiştim. Oranda Japonlar hatırlıyorsanız. Onları bunda geçici olarak bakmış sonra gönderim yapmıştık. Tabii aradan bir 10-11 ay geçti. Bu süreç içerisinde bayağı bir kireç bağlamışlardı. Neyse, hepsini porçözle gece güzelce bir yıkadım. Sonra beni porçöz kireç sömürüsü çarptı ve ben bayıldım. Ara ara size göstereyim dedim yaptığım işlemleri. Okey, şimdi bunları aslında ortaya da kurabilirim de. Yok ya, ortaya kurmayayım. Burada çünkü kutu açılımları bilmem neler yapacağız. Daha çok güzel işler olacak. Elimde kaç tane akvaryum var benim şu anda? 2, 4, 8 tane akvaryum var. 8. 8 tane erkek betayı buraya koyarız, tamam mı? Elimde 20 tane erkek, 20 tane dişi betam var. Onun haricinde dişiler bir arada yaşıyor. Onda bir problem yok. Dişileri şöyle geçici bir yere de alabiliriz şimdilik. Ya da bir akvaryumun birini aktifleştirip ona da alabiliriz. Aksotların içine de alabiliriz ama yavruluklarla alabiliriz. Ne olur ne olmaz. Ona bir çözüm bulacağım. Lan şey mi yapsam ya? Evde benim bu ultra clear akvaryum var ya. Onu mu getirsem? Okul sehpasında koysam? Aklıma bir fikir geldi, dur. Finalde hallederiz. Ben şunları şimdi bir güzelce bir sileyim, tamam mı? Tripodum keşke getirseydim. Şey alacağım. Buraya ayaklı tripod alacağım. Böyle çekim yaparken DJ'yi buraya sabitleyeceğim. Buradan çalışırken görüntüler akacak gidecek. Biliyorsunuz zaten ben elden çekmeyi daha çok seviyorum. Tripodlu sabit görüntü benim çok hoşuma gitmiyor da. Hadi ben bunları bir güzel parlatayım, sileyim. Cıncık gibi yapayım Ankara deyimiyle, ona sana görüşürüz. Şimdi bunların altına bu kaydırmazlardan, plastiklerden kesiyorum. Maksat ahşapla suyun temasını kesmek olabildiğince. Bir de daha güzel olur bu alttan. Beyaz bir efekt verir. Normalde masaya boydan boya yapacaktım da sonra vazgeçtim. Çünkü betaların sabit bir yeri olacak. Orası olmayacak betaların yeri. Mesela dolaba doğru geldiğimizde mesela akvaryumlar buradayken şu altına koyduğumuz zaman oturdu. Böyle daha güzel oldu. Komple naylon görüntüsünden daha iyi oldu bence bu. Dolumunu yaparız, sonra betaları alıştırırız ve beraber görürüz bakalım ne gelmiş, nasıl renkleri varmış. Tabii yılların verdiği kireçler, yıllar değil de ayların verdiği kireçler ne var? Onları çok göze batarsa kazıyorum bu şekilde. Jetle bizim akvaryum odasının. Jetle hafif hafif kazıyorum. Genelde kireçler üste toplanır, bende ortaya toplanmış. Bu da suyun ne kadar dandik olduğunu gösteriyor. Bizim önceki dükkanın suları demek ki bayağı kötüymüş. Şu an yaptığım işlem bu. Arka planda görün istedim. Yerleştirme işlemi bitsin, sonra hop balıkları açmayla geleceğim. Evet, şimdi ne yaptık? Filtreleri koymaktan vazgeçtim. Konuştum, dedi ki abi filtreyi koymaya gerek yok. Aslında benim de aklımdan o geçiyordu ama çünkü kalıcı bir sistem olmayacağı için burası böyle, tamam betalar burada olacak gibi bir mantıkla hareket etmediğimiz için şimdilik çok da filtreye gerek yok. Zaten ben olası bir durumda müdahale edeceğim. Filtreleri de böyle içlerine doldurdum. El yaflarını koydum. Bunlar küçük minik tanklar için geçici olarak kullandığımız şeyler işte. Plexi pipo filtreler. Şurada zaten bizim dükkanda çok zaman giden, hatta büyük rağbet gören şeyler var. Sample pipolar var. Bunların büyüklerinden var elimde. Olmadı yine bir bunlardan bir sipariş geçeriz kendimizi toparlayınca. Şimdi buraya güzelce altlarına kaydırmazlarını kesip akvaryumları yerleştirdim. 8 tane bu tanktan var. İnşallah kaldırır dolaba. Vallahi çökerse yandık. Muhtemelen kaldıracaktır da. Baktım böyle çok biz ıkınıyor. Müdahale ederiz. İşte ortaya mortaya alırız, bir dağıtım yaparız. Damacanayla su aldım. Damacana suyu kullanacağım. Kireçle mireçle uğraşmak istemiyorum. Bu arada şuraya elimde hamsterlar için yine bak dedim ya, dolapları falan yaptırana kadar önce fişini takmam lazım. Yalnız var ya şu arkadan pencerede siyah perdenin oradan bir güneş sıcaklığı vuruyor şu an. İnan odada durulmaz. Öyle bir sıcak yok. Bak buradan var ya bir sıcak vuruyor şu an, perde yanıyor. Şurada bir demir var bunun. İstediğimiz gibi şu an pat pat yapacak ekranda. Şu kaçtığım zaman sıkıntı kalmaz. Tamam. Buraya boydan boya led yaptım. Şunun altına. Hatta şu ışığı da kapatayım da. Şöyle betaları rahat görüp inceleyebilmemiz adına tek tek yerleştireceğim şimdi. Sularını bir doldurayım. Ondan sonra artık betaları koymaya başlayalım. Valla ara sahnede bir yerde herhalde bir videoyu sildim de. DJI'den neyi bilmiyorum. Neyse. Bir ara ben bir gidip tripod aldım geldim. DJI'yi sabitleyeyim de şöyle açarken ederken bir video çekeyim diye, ama tripod hiç güven vermiyor. O yüzden DJI'yi de bağlamak istemedim. Benim hemen bir okul sehpası var ya, yadigar. Bu hemen bana destek attı şuraya. 3 kademeli basamak gibi bir orta alana bir sehpa oluşturduk. Şimdi betaları ekstra açabileceğim, beni rahatlatacak kaplarım var.
Bunlar sıfır. Yine de şöyle bir yıkadım getirdim. Suya tuttum, mis gibi oldular. Kaç tane vardı hatırlamıyorum vallahi da. 3, 4, 5, 6. Tam 6 tane varmış. Şunları da şöyle dikey koyalım. Zaten şunun içine de açacağım. Şu beyaz var ya. Onların içine de açacağım. Sert plastik, sağlıklı, bir problem olmaz şu anda. O zaman hadi o meşhur ana gelelim. Şimdi tek elle çekip tek elle balık göstermek nasıl olacak bilmiyorum. Oo, bu kocaman olmuş lan. Şunu netlesin de. Bunun akvaryum ortamında bak. Uf, maşallah. En sevdiğim. Harika. Erkekleri buraya ayırdım. Dişileri, hanımefendileri buraya ayırdım. Şurada bir şey daha gözüme çarpıyor. Önceki getirdiğimden yine çok sevdiğim bir renk türü. Bunlar bir arada yaşayabilse var ya akvaryumda, üf, acayip güzel olur da. Tabii şu an karartmışlar kendilerini. Işık altında ufak ufak renklerini vermeye başladılar. Okey, hadi bunları bir açalım. Oğlum şu tripoda güvenebilsem de takabilsem. Dur lan. Bir yöntem buldum. Makasla açıp şuraya böyle dik şekilde koyarsam bu süreci size dahil etmiş olacağım. Şimdi ilk betamızı bismillah diyerek bir numaraya yerleştirelim. Vay vay vay. Oğlum şey lan bu. Lepsis'te biz bu renge Moscow Dark Blue diyoruz. Böyle siyah ama çok tatlı bir gece mavisi var balıkta. Oğlum bu ne lan? Tabii renk burada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Harbi efsaneymiş. Oğlum çok iyiymiş lan. Tamam bir numara okey. Harbi çok güzel balık geldi. Orada bir avcı var bekliyor. Onun derdi Şaziye ile. Şaziye de bu arada doğumu yaklaştı. Kendine yuva yapıyor şu anda. Bunların da evleri bir gelseydi. Oğlum çok güzel duruyor lan böyle. Neyse ben bunların detay çekimlerini yapacağım zaten. Tamamdır bir numara okey. Hadi iki numarayı çalalım dur. İki numara şunu. İki numara o geliyor. Bunun kuyruklarında beyaz desenler var. Kap içerisinde ne kadar görünür bilmiyorum. Oo bu da çok iyi. Oğlum ben bunları göndermiyorum lan kimseye, kendim besleyeceğim. O çok iyiymiş ha. Hobiden gelme olunca insan göndermeye bile kıyamıyor, şuna bak. Bu şey böyle. Hani dondurma alırsınız da çilekli böğürtlenli böyle bir böğürtlenli yalnız. Orada böyle bir karışım olur ya. Onun gibi. Tamam. 2 numara da güzel. 1 numara favorim şu anda. Hemen diğerine bakıyoruz. 3 numara. Gel bakalım. Lan ışığı beyaz mı yapsam? Sarı yaptım. Acaba o yüzden mi böyle şey göremiyoruz? Gerçi iyi de görüyoruz ama. Oo, bu çok güzelmiş lan. Üf desene bak balıktaki bak. Kuyrukta ufak bir deforme var. Onlar düzelir bu arada. Uzun yoldan geliyorlar arkadaşlar. Tayland'dan geliyorlar haliyle. Olacak o kadar. Karacabbar yatıyor da. Oğlum hayat geldi lan buraya. Balıkların gelmesiyle beraber. Bak bir yandan telefonla Reels çekiyorum. Yemin ediyorum size göstereceğim diye Reels'ı bıraktım şu anda. Reels. Gold mu lan? Oo olabilirmiş. Bunları da açalım hemen. Ben bunları buraya diziyorum tamam mı? Bak şimdi siz yokken. Buradan seçiyorum şöyle maskele. Üçer üçer açıyorum buradan. İhtiyacım kadar açıyorum. Sonra makasla kafalarını keseceğim şimdi. Poşetleri. Tek elle yapamayacağım kesin ya. Kesin dökeceğim de. Püf diye bir ses gelecek. ASMR. Evet. Tamam devam ki. Aldım bunu. Yanına döksem kavga etmezler burada da. Kaplarımız sınırlı çünkü. Balıklarımız çok. Bu da gül kurusu. Gold ve gül kurusu. Harbi balıklar, seferki balıklar yine baba. Bir öncekiler de babaydı. Bunlar da baba. Haydi bismillah. Hop. Oğlum bunlar dişi de sanki bunlar dişileri erkekmiş gibi. Yani bunlar sanki elbise giymiş kadın gibi lan. Böyle tango yapacak. Evet sıradaki. Bu ne renkmiş? Bu da mor, kırmızı, mavi, beyaz. Böyle dökelim. Bunun rengi de ayrı güzelmiş. Yalnız arkadaşlar şuna bir bakar mısınız ya? Şunun rengine bir bak ya. Evet yine açtık bir şeyler. Of of of. Maşallah. Rengin güzelliğine bak ya. Bildiğin lale gibi açıldı. Şunun rengi de çok güzelmiş. Tabi bunlar genç arkadaşlar. Daha çok büyüyecek. Kocaman olacak bunlar. Yani bak aralarında birkaç tane yine büyük var. Şunun gibi. Şu sarılı da ufaktan
büyümeye başlamış ama şunlar tamamen genç. Hatta şu tamamen çocuk yani baktığın zaman. Mesela bunlar da genç yine. Bu siyah bir tık olgunlaşmış. Onu şurada inceleyeceğim ya, dur bir gel buraya. Yani tamamen siyah diyemeyiz. Aralarda o kadar tatlı bir gece mavisi var ki. Evet, renk renk, tür tür hepsini şu anda açıyoruz. Bilerek suyu sığ bırakıyorum ki birbirlerine saldırmasınlar diye. Biraz da bu işin formatı bu. Beta açılımları, beta sergilemeleri akvaryum dışında biraz da böyle oluyor arkadaşlar. Tam kuyruklarını, formlarını bu şekilde görebiliyoruz. Hatta Tayland'dan gelen örnekler de bu şekildeydi. Yine ben suda tutuyorum, onlar suya bile koymuyorlar. Direkt böyle ızgaranın üzerine yatırıyorlar balıkları. Aa, çiçek gibi yani. Bildiğin orkide gibi. Burada bir kırmızı var. Aa, dur onu da şuraya koyacağım. Baksana. Devam. Diğer partları da açmaya devam şimdi. Evet arkadaşlar, şöyle buraya aldım hepsini. Yani şu renge baksana, ben normalde ressamım. Benim palette böyle renkler yok. Diye söylüyorum, resim gibiler, böyle boyanmış yapılmış gibi, çizilmiş gibiler. Ya bambaşkalar ya, bu betalar harbi çok güzeller. Şu zümrüt yeşiline bak. Neyse, hadi bunları sıra aşılamaya geldi. Erkekleri bir alalım. Dişileri zaten belli bir aşamada bir araya koyacağız. Erkekleri şuralara alacağım. Kalan erkekleri de dişilerin olduğu tanklarda yavruluklarla dağıtacağım işte. Hadi bakalım. Şöyle zaten hazır suyla yaptığım için tankları biraz hazır su eklemem yeterli. Zaten bunlar Türkiye'ye geldiğinde İstanbul'da Türkiye'nin su şartlarına alıştılar. Zaten orada alıştırılıp sonra bana geldiler. Uf. Vay 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 vay. Çok güzeller. Şöyle bir 5-10 dakika burada tutalım bunları. Kavga etmelerine izin vermeden. Anında birbirlerine girerler ha. Affetmezler. Şu an şokta hepsi. Bir çay yaptım kendime. Bir çay içeyim. Şu an gece 4.30. Gecenin 4.30'unda bunların başındayız. Bak şu grup ayrı bir güzel. Renkleri. Şurası çok farklı bir variyete. Şurası bambaşka bir variyete oldu. Yani güzel. Evet, aradan bir 10 dakika geçti. Şimdi şu ışığı bir yakayım. Şöyle buraları alacağız. Şimdi benim kepçe nerede diyordum, buradaymış. Kepçeyle tek tek bir alalım. DJI'yi içine düşürmeden kepçeyi önce bir ıslatalım. Öyle bir güzel. Bence şu baba takımı bir alalım. Haydi bismillah. İlk balığımızı yerleştiriyoruz. Bismillah deyip. Evet, bunun burada rengini almasını bir bekleyelim. Çok güzelsin lan. Çok güzelsin. Vay 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 vay. Bambu burada bir stresini bir atsın. Bir kendine bir gelsin. Arkadaşlar fena yol yorgunu. O yüzden oğlum sana umarım nazar değmez ha. YouTube'da paylaşıyoruz ya. Geldik 2. 2'ye sarı renk atalım şöyle bir. Kırmızı bir beni de götür dedi de almadım. Şöyle sarıyı da bir ufaktan bırakalım. Hoş geldin. Vay vay vay. Gül gibi, lale gibi lan. Sarının yanına tabii ki bir kırmızı atılır. Gel lan buraya. Az önce kepçeye girmek istiyordum. Gel. Kırmızıyı da salalım içine. Bu ışık buraya bir tık yetersiz geldi. Ben buna başka bir ışık ayarlayacağım. Zaten geçici burası da. Oğlum kıta değiştirdiler, ülke değiştirdiler. Çok da olmazlar mı? Olurlar tabii. Sonra ülke değiştirip ülkede de şehirler arası yolculuk yaptılar. Şimdi kırmızı attık. Baba şu şey var ya, siyahımsı mavimsi bir şeyle olan. Gel buraya gel. Moscow Dark Blue diyoruz biz bunlara Lepsis'te. Beta'da ne deniyor bilmiyorum. Halde şu dördüncüye de bunu atalım. Haydi bismillah. Yürü bakalım bunlar. Acap var. Şoklandı. Aşağıdaki dakika yatar sonra kendine gelir. Hemen buradan şu gül kurusu mudur artık? Şu güzel bir rengi olan açık renkli kiremit rengi bir betamız var. Onu da yeni yerine uğurluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyerek şöyle. Ben niye sunuculuğa bağlandım acaba şu an? Hoş geldin reis. Renginin hemen stresten nasıl açtı? Bembeyaz yaptı kendini. Var mı problem çocuklar? Asayiş ver Kemal. Her şey yolunda. Nazarda değmezse YouTube'dan bir problem olmayacak. Güzel. Devam. Bak bu taraftan hiç almadık aslında. O taraftan da alabiliriz ama. Onun yanına renk renk variyete variyete yapacağım. Şu arkadaş gelsin. Bu ona çok yakın. Bunu da buraya salıverelim. Mis. Şu arkadaşı alalım. Hop sen girme. Renk renk dedim oğlum. Tamam bunu da bıraktık. Önce bir şoklanacak, dibe çekecek. Sonra bir kendine gelme pozisyonları. Tabi bunların arasına şerit çekeceğim birbirlerini görmemeleri adına. Aslında arka blur'u yan çevirsem görmezler de. Şöyle yandan izleyelim diye. Sistem geliştirdim bak, kırmızı kendini açtı bile.
Yıllar önce üniversitedeyken şöyle bir balığım vardı. Yedirimdür izlerdim, tepesinden ayrılmazdım. Birebir aynısıydı ha. Evet, şimdi kaldı bir. Orada bir tane akvaryumuz kalır lan orada. Buraya da şöyle bir tane morlu eflatunlu bir şeylerden atalım. Ne atalım mesela? Biri genç, biri bir tık daha ondan büyük yaşça. Güzel, maşallah. Gül gibi gül. Şoklandık. Birazdan kendimize geliriz. Sırayla gelmeye başlıyorlar. Evet çocuklar, size yer kalmadı. Size bir çare bulacağım. Oğlum çok güzeller bunlar da ya. Ben hangi birini nereye koyacağım bilmiyorum ki. Bunlara da ayarlayacağım şimdi bir yere. Ben bunlara bir çözüm bulayım da. Onları da ayarlayayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, sabah 5-5.30 civarındayım şu anda. Bütün dişileri buraya açtım. Dişilerden karnı yumurta dolu olanlar var. Aralarında yalnız şu lacivert dişi efsane görünüyor. Kırmızı dişinin karnı o kadar dolu ki hemen yanındakinin de dolu. Üçlü, şu dörtlü full dolu. Beşli ufaktan oluşturmaya başlamış ama ya bak mesela şu çok iyi ya. Bütün erkek betaların dişleri var arkadaşlar. Bütün erkek betaların dişleri var. Dişlerin kulaklarına bir bakın. Dişler de fil kulak. Gördüğünüz gibi. Çok güzeller maşallah. Şimdi uykusuzluktan çok direnç kaybettim. Gerçekten ayakta zor duruyorum. Dedim bunları emaneten de olsa bir açayım. Böyle bir bıraktım. Erkekleri zaten şu şeye aldık. Maşallah sana ya. Maşallah. Dur şöyle bir izleyeyim sizi. Aa çok yoruldum. Neyse arkadaşlar, ışıkları söndürdüm de yansıma yapmasın diye. Şimdi bunlar zıplar mıplar, ben bunların üzerlerini bir kapatayım. Sonra eve geçeceğim buradan. Eve geçeyim, bir yatayım, bir uyuyayım, bir dinleneyim. Sonra gelip buradan devam ke. Evet yine ortam değişti. Bak bir videoda kaç, ne zamandır video çekiyorum ben? Bak kaç yıldır video çekiyorum ya. Bir videoda hayatımda ilk defa sürekli bir yerlere gittiğim, bir yerlerden geldiğim, günlerin geçtiği ve sürekli bir ortama yoğunlaştım. İlk video budur. Normalde videoya girerim, çeker, kapatır, editler, yayınlarım. Bu öyle olmadı. Bunun sebebi şu: arka planda bazı gelişmeler var. Arka planda efsane olaylar dönüyor. Bekleyin. Size sadece bunu söylüyorum. Şöyle bir akvaryumumuz vardı. Bunu hatırlıyorsanız karides akvaryum yapmıştık. Bunlar benim yardımcı akvaryumlarım. Bunları buraya çok güzel bir şekilde kuracağım. Bu ayrı bir konu. Şu an bize emaneten betaları idare edecek bir şekilde kurulum yapmamız lazım. Ama ben bunu şimdi nasıl söylemeyeceğim size? Nasıl kotarabilirim? Buradaki görüntülerin hepsi emanet, tamam mı? Sadece bunu söyleyeyim. Şu an onu niye oraya kurdu bu? Lan bu akvaryum yaptırmıştı. Bunlar hala niye kurdu gibi şeyler söylemeyin. Bunların hepsi emanet. Şimdi bunu da alacağım. Bunu hemen yan tarafına kuracağım. Muhtemelen şuna beta koyacağım. Dişli betalarımızı koyacağım buna. Tamam mı? Şuna muhtemelen aksolot bebeklerimizi koyacağım. Aksolot bebeklerini bunda seyretmek daha keyifli olacaktır. Yalnız ışıkta ne güzel vuruyor akvaryum üzerine. Bu bendeki şey bu arada. Ultra Clear vardı ya, bu deniz akvaryum yapmıştık. Geçen sene mi? 2 sene önce mi? Oradan kalan akvaryum. Hala taş gibi duruyor. Kireç içerisindeydi. Dedim var ya, bu kesin çizikler içinde kalmıştır. Böyle bir güzel bir por çözdüm. Çok da bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok neredeyse ya. Tertemiz duruyor. Sadece diplerde bir zamanla bu aktif toprağın izleri kalmış. Ona da açıkçası çok da uğraşmadım. Yorgunluktan ölüyorum artık. Akvaryum yıkamaktan anam ağladı. Neyse hadi o zaman devam. Şimdi bunun ayakları var. Şu plastik kısımları var ya, onları getireceğim şu iki tarafı. Bunun güzel yanı, buhar camı da var bu akvaryumun. Çok güzel bir akvaryum bu arada. Ben yanları şey İtalya akvaryum deniyor mu? Bükmeli, bombeli. Bunları böyle, arka taraf klasik. Güzel bir akvaryum var. Kum mum koymuyorum bu arada. Çünkü bunları burada belki bir hafta duracak. Belki 10 gün duracak. Çok fazla durmayacak. Emaneten duracak. Neyse. Aa tripodu. Hadi tripodu koyayım. Hadi izleyin nasıl doldurduğunu. Dur bekle.
Valla şöyle bir doldurdum. Zaten bunları burada çok tutmayacağım. Bunlar emanet. Yeter bu. Yani elimde tatlı su var. Yani çeşme suyun haricinde. Ondan doldurdum. O da yarısına kadar hemen hemen. Pipoyu açtı. Ondan sonrası bana yeter zaten. Tamamdır. Buraya aksut bebeklerini bir aşılar alırım. Şuraya da dişi betalarımızı bir aşılar alırım. Yalnız ne güzel göründü. Silis kumla. Bir netleşsin de. Şimdi bunu buhar camını da takayım. Buhar camının aparatları da burada. Daha gelin beraber takalım onları bir. Ya bu arada buhar camını takacaktım da yanlış aparatları yanlış yere takmışım. Ya önemi yok aslında da. Şu an manya dışı ağzıya ne yapıyorsun oğlum ya? Kulum alt plastiğini kemirmeye çalışıyor da. Bak bak manyağa bak. Yalnız karnı nasıl şişti görüyorsunuz. Memeler çıktı, karnı şişti, davul gibi oldu. Ya yanaklarını ıslamış gerizekalı ya. Evini bazen buraya taşıp burada içinde yatıyor. Bazen şuraya taşıyıp orada içinde yatıyor. Yavrular gelecek yakında. Vallahi Osman, Osman her türlü yatıyor bir yerlerde. Bunların alanlarını da büyüteceğim. Şu evleri bir gelseydi, bir atlasaydı. Oğlum çok büyümüş lan bu karnı. Vay şerefsiz. Evin oraya taşıdı. Plastiği oradan kemirecek. Ben buna izin verir miyim? Vermem. Susuz kalacaksın oğlum. Beni ırgalayan bir konu yok. Kemir anasını satayım. Kemir. O zaman şimdi ne yapalım? Şu bebekleri, aksolot bebeklerini buradan bir alayım. Tamam, bebekleri buraya aldım şimdi. Oo, hava aldı. Sonra aşağı indi. Bebeklerimiz burada. Şu an şoktalar. Birazdan alışırlar. O da bir hava alacak. Bazen böyle yukarı çıktıklarında hızını ayarlayamayıp birden fazla hava alıp sonra havaya atamıyorlar. Suyun yüzeyinde asılı kalıyorlar. Onun da bir yöntemi var. Bu kepçeyle zeminde tutuyoruz bunları. Bebeğin gaz çıkarması gibi aynı mantık. Yuttukları fazla havayı çıkardıklarında tekrardan zemine inebiliyorlar. Bir problem olmuyor. Böyle bebek evrelerinde çok doğal tepkileri, çok doğal yaşanılan olaylar. Bir problem değil aslında baktığınız zaman. Bazen hızlarını ayarlayamıyorlar saftirikler. Böyle bunlar buraya bir alışsın. Tabii şu an bu canlıların uyku vakti normalde. Gecenin bir yarısı çekim yaptığımız için. Ben bu dişileri de buraya bir aşılayayım. Akvaryum içerisinde bir görelim. Hatta buraya betalardan da alacağım yavruluklara koyup. Oo, burayı bayağı sevdiler ha. Havalar mavalar. Takılıyorlar paso. Birazdan alışırlar onlar buraya. Tamamdır, dişilerimizi ekledim. Akvaryum bulanık ne kadar görünür bilmiyorum dişiler ama. Dişilerin neredeyse tamamı dolu. Bak şu altta bir lacivert var ki. Onun erkeği de var. Cüğe öyle bir çıkmış ki. Yani yumurta döküldü dökülecek öyle duruyor. Şu arka tarafa giden. Şunun da erkeği var. Bu da yine karnını doldurmuş. Mesela şu kırmızı yine yumurtadan harbi patlayacak gibi duruyor. Bak karnını görüyorsunuz. Şunlar da dolu. Ya dişiler dolu arkadaşlar. Betayı çift olarak direkt aldığınız gibi üretime çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Erkekler formunda, erkekler sağlıklı. Bak mesela bu bebekler nasıl alıştı buraya. Bunlar şu anda sağlıklı aksolot renkleri, sağlıklı aksolot bebeği renkleri, görselleri çok güzel görünüyorlar. Ya burada daha güzel izleyeceğimizi düşündüm. Nitekim de öyle oldu. Artık öyle siyah, kasvetli, siyah fonlu akvaryumlar, siyah şeyler yok. Bundan sonra beyazız. Beyaz ve soft renkler kullanacağım. Bu su bir otursun arkadaşlar. Aradan bir zaman geçsin. Ben bunu YouTube'da bir paylaşayım, tamam mı? Kırmızının eşi var. O lacivertin eşi var. Bak şu lacivertin eşi var. Şuradaki arkadaki lacivertin eşi var. Hepsinin eşi var dostlar. Vay vay, yakışıklıya bak. Şekil. Kime kabarıyorsun acaba? Bak diğer lacivertin eşi burada. Ondan sonra diğerinin eşi burada. Diğerinin eşi burada. O kırmızı var ya patlayacak gibi olan. İster bunu koy, ister şu arkadaşı koy. Çok iyi görünüyor bu da. Diğerleri de güzel. Yani betalarımız fena dostlar. Of ne güzel kabarıyor şerefsiz. Şimdi burada erkeklerimiz var. Kalan bunlar da çok fena güzel erkekler. Bunların renkleri de daha böyle bir gül. Gül kurusu renkleri, mor renkler, daha böyle bir pastel renkler. Çok güzeller bunlar da. Bunları da bir yerleştirelim. Bunları nasıl yerleştireceğiz? Buraya koysak mesela yuvalığın içerisine koysak dişilere kabarıp dururlar. Muhtemelen köpük yuva da yapar erkekler dişileri görünce. Buralara bir yuvalık takarız, tamam mı? Bir de aksolotların içerisine yuvalık takarız. Bir de oraya salarız. Ama şunu tipine bir bak. Tiplerini yerim. Hadi o zaman ben bir yavruluk ayarlayayım. Onları da halledeyim. Ulan ne çok bölündüm bugün ya. Evet, sonunda geçici de olsa, emaneten de olsa yerlerine aldık. Balıklarımızı üçer beşer dağıttık valla. Yavruluklara koydum. Plexi kaplara koydum. Şöyle netlersem eğer. Çok güzel erkekler var. Ya erkekler, dişiler gerçekten çok güzeller. Pastel tonlar ayrı güzel. Koyu renkler ayrı güzel. Hepsi birbirinden güzel. Şu an renkleri tabii daha oturmadı. Haliyle ışık altına girecekler. Bir yemlerini bir yesinler. Bak altta dişiler ufak ufak alıştılar şu anda. Ufak ufak yemlerini yiyorlar. Fil kulak dişiler ayrı güzel. Bak bu videonun bambaşka bir konusu. Oo. Bunun harbi yumurtası var ya bak, görüyor musunuz bilmiyorum ama bak tüpçüyü falan görüyor musun? Dişiler yumurtalı ve dolu. Bak bak nasıl kabarıyorlar bak. Bak 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 bak. Birbirine kereliyorlar bak. Evet, finalde bir sürü betamız, bir sürü erkek betamız, bir sürü dişi betamız var. Aksolot bebeklerimiz yeni mekanındalar. Onlar da gidecekler. Çoğu zaten pazartesi yola... Pazartesi ne ya? Bugün ne pazartesi bugün?
Hatta şu an salı oldu. Çarşamba günü yola çıkacaklar. Resmi tatil, o yüzden şeyler kapalı. Gönderimler. Şurada iki betamız daha var. Onlara da bakarız. Bunları şimdilik şöyle bir yerleştirdim. Tamamdır. Burası erkekli dişili tayfa. Şurada da yine buraya aldığım half moon tayfa var. Orası da half moon tayfa. Orası fil kulak tayfaydı. Burası sadece half moon tayfa. Şöyle finalde balıkların hepsini görelim de öyle kapatalım. Bak mesela bununla, şununla bunun dişileri hazır. Ondan sonra bu kırmızının dişisi hazır. Şu arkadaşın, yalnız ben favorim bu ya. Bu efsane. Dark seven varsa efsane bir şey bu. Bunun dişisi hazır. Şunlarınki hazır. Bak gül beta. Unkurdu yavrusu verdim minik. Onu yiyor şu anda. Mikro unkurdu verdim böyle ufacık. Bak. Hadi oğlum sen onu teklersin lan. Hop. Onu yiyecek de ne zaman bilmiyorum. Nazlanıyor. Yalnız ne güzelsin be. Ne güzelsin be. Yılbaşı hazırlığı gibi rengarenk oldu buralar. Hayırdır lan, sen bana mı dikleniyorsun lan? Şunun bakışlara bak. Ya bunların hepsinin dişileri hazır. Dostlar kısaca. Bebeklere de yem verdim. Onlara da bak. Hop. Onları da götürüyorlar. Güzel. Finalde şöyle geriye çekildiğimizde bütün balıklarımızın yerleri hazır. Emaneten de olsa yerleri hazır. Bebekler yeni yerlerinde. Yemlerini yiyorlar. Hepsini güzelce yenice yemledim. Kimine unkurdu verdim, kimine balık yemi verdim, kimine beta yemleri verdim. Bu arada beta alacaklara söylüyorum. Betaları fil kulak ya da normal bir şekilde alabilirsiniz. İkisi de half moon. Birisi half moon demek, büyük kuyruk demek. Böyle büyük yani. Heybetli görünmesi demek. Yani şunlar gibi kuyrukları büyük anlamına geliyor. Bu arada oradaki arka taraf raftakiler büyük yani. Yani yaşları da olgun. Mesela şu daha genç. Ondan sonra şu tayfa genç tayfa. Bunlar daha kocaman olacak. Mesela burası da genç tayfa. Oğlum çok güzeller lan. Gerçek canlı gözümle göründüğü gibi görünüyor mu bilmiyorum. Kameranın hiç ayarını yapmadım. Bam güm çekiyorum. İnşallah bozukluk yoktur. Netlik problemi olursa ama onu da ayarlarız. Onda bir problem yok. Velhasıl kelam. Şimdilik odanın son durumu böyle. Balıklar geldi. Hayat geldi. Balıklar geldi. Can geldi şu anda. Vallahi yaşam alanına. Şimdi arkadaşlar günün sonunda. Son görüntü bu olsun. Bir sonraki videoya değişir mi bilmiyorum. Malzeme stoğum tamamen erimiş durumda. Malzeme stoğu yapacağım. Malzeme getireceğim. Başka ne diyeyim? Kurulumlarım olacak. Buralar değişeceği için çok fazla kalıcı bir şey yapmıyorum şu anlık. Totalde elimizde Axolotl bebeklerimiz var. Gidecek. Halen almak isteyen olursa bana Instagram'dan ulaşsınlar. Betalar yeni geldi. Almak isteyen olursa bana ulaşsınlar. Şöyle balıkları göstererek konuşayım da. Almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Yanında yemleriyle set halinde gönderimlerini yapacağım zaten. Yanında efsane yemlerim elimde hazır. Renklendirme, hazırlama, forma sokma, ıvır zıvır bir sürü yemleri elimde var. Onun haricinde Şaziye yakında doğuracak. Belki bir sonraki videoya Şaziye'nin bebekleriyle karşınıza gelebilirim. Onlara da şöyle yapacağım. Hamster evlerimiz, o size gösterdiğim 3 katlı ev vardı ya, diyordum ya, erkeğe ayrı, dişiye ayrı, yavrulara ayrı diye. O henüz hazırlanmadı. Onu bekliyorum. Burada işler biraz yavaş yürüyor arka planda. Kırıkkale'deyim, küçük bir şehirdeyim malum. Onu bekliyorum. Belki o baktım geç geliyor ya. Belki Şaziye'yi şöyle bir sisteme alabilirim. Şunlardan birini alabilirim. Alan çok geniş olur. Çok güzel olur. Osman'ı da şöyle bir yere alırız. Çünkü şuradaki akvaryumu bir arkadaşa vereceğim. Sonra şey burada. Teraryum burada. Gekolar burada. Gekolar demeyeyim. Geko burada. Ciguli'yi evde kaybettim. Bu odayı boyadığım bir dönem oldu benim. Oyun kanalıma gelen varsa oradan hatırlarlar. Odayı boyarken, hatta o zaman ben canlı yayındaydım Discord'da. Odayı boyarken camı aralamışım. Dişi, hatırlıyorsanız geçtiğimiz sene dükkanda da olmuştu. Dişi erkeği atıyor kafesten, teraryumdan. Ciguli yapmış. Ciguli benim ya salonda ya odalarda bir yerde, bilmiyorum. Aramadığım yer kalmadı. Eğer bulursam zaten haberini vereceğim. Şu an sadece teraryumda bir adet dişi gekomuz var. Eğer bulamasam da yine Petsu'dan bir tane erkek geko alırız. Onda bir problem yok. Vallahi Ciguli'yi aramadığım yer kalmadı. Yani ihtimaller. Yani ya o zaman hava sıcaktı ya kapı açıktı, salonun kapısı. Ama oradan merdivenden atlayıp gidecek bir canlı değil geko. Yani yüksekliği bilen, yüksek olduğu yerden atlamayıp geri dönen bir canlı. Ya koltukların altında bir yerde, ya komidenlerin olduğu bir yerde, ama bakmadığım yer kalmadı gerçekten. Onlara bir tekrardan evi alt üst edip bir bakacağım. Başka anlatmadığım ne var? Şurayı bir oturttuktan sonra zaten yeni sürüngenler, yeni canlılar, onlar bunlar devamı gelir. Çok güzel şeyler yapacağız inşallah burada. Arkadakinin suratına bir bak. Şunun suratına bir bak ya. Atla aşağı. Oh.
Ne kadarını kırdım, ne kadarını kestim bilmiyorum. Bayağı bir uzun video olacağını sanıyorum bu videonun. Yani gecenin kaç lan şu an saat? Bak şu an saat 5 yine. Ertesi gündeyiz. Dün çekim yapmıştım. Oğlum ben var 4 gündür buradayım ha. Dostlar, kanala abone olmayı, videoya like atmayı bak. Özellikle video like atmayı unutmayın. Telefondan izleyip telefondan like atanlar, like'a bastıktan sonra hemen altta high puanı var. High puanı gönderirseniz videomuz daha çok kişiye önerilir. Videodan haberdar olmayan insanlar da gelirler, videoyu izlerler. Başka da bir isteğim yok. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yorum kısmına zaten belirtirsiniz. Beta isteyenler, eşli beta, tekli beta, nasıl istiyorsanız, aksolot bebekleri isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram hesabım zaten akvaryum odası yazınızda çıkacaktır. O zaman haydi bana müsaade. Ben gidiyorum, daha çok işim var. Her videoda buranın değiştiğini adım adım göreceksiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.